Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Kumandamız arızalı. Bu sağlam, bu ise bozuk. Şöyle test edebiliriz. Gördüğünüz gibi cep telefonumuzun kamerasıyla kızılötesi ışığını, infrared ışığını görebiliyoruz. Buna ise bastığımızda bir hareket yok. Bu bozuldu. Bunu biz açmaya karar verdik. Çünkü elektronik cihazları açtığında genelde kendi kendilerine çalışıyorlar. Açma olayı da arkadaşlar, bunlarda vida girişi yok arkadaşlar. Bazı kumandalarda var, şu kısımda oluyor. Pil yatağının içinde, bunda yok. Yani geçirmeli yapmışlar. Şöyle yaptığımızda gördüğünüz gibi biraz kasıyor. Bir açıklık elde ediyoruz. Yani ucu kör bir bıçakla buradan kastırdıktan sonra aç aça gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sırayla gideceğiz. Yani buradan başlıyoruz. Çentik yönünde açıyoruz. Sonra bu tarafa. Sonra böyle çekiyoruz arkadaşlar. Ayırdık kumandamızı, tuş takımı ve kumanda kısmı. Hemen gözle kontrol ediyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Bu infraredin olduğu kısım sinyali buradan yolluyor. Lehimlerde bir sıkıntı yok. Tuşlar sağlam. Pil yatağının lehimlerinde atma yok. Bu dere zaten bizi aşar. Şuradaki diyotta bir sıkıntı yok. Demek ki bir yerde tuşya takılı kaldı bastığımız tuş. Ya ciddi bir arızası var, yapamayacağız. Ama şu an görüntüde bir şey yok. Bunu güzelce bir silelim arkadaşlar. Sonra uçucu özelliği olan bir solüsyonla silebiliriz. Şöyle temizleyelim. Buralarda pas lekeleri olduysa kanalımızda başka bir video daha var. Pas çözme ile ilgili evde uygulayabileceğiniz yöntemler içeren. Onları uygulayabilirsiniz. Çünkü pas da iletimi engelleyecek. Kumandanızın çalışmasını engelleyecek. Tuş takımımız gayet temiz. Bunu temizlemeye gerek yok. Bunu kurulayalım. Tekrar yerine takalım. İnfrared kısmımız burada. İnfrared ışığının çıktığı kısım da burada. Bu şekilde takıyoruz. Bakıyoruz her yere oturmuş mu? Oturmuş. Yani piller bitmediyse, yeni pil takmanıza rağmen çalışmıyorsa, dediğim gibi aç bir temizlik yapmak bazen işe yarayabilir. Bakalım bizde de işe yarayacak mı? Pillerimizi taktık. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Televizyonumuz da açıldı. Sesini kısalım. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Genelde böyle işte toz kaçıyor bu aralara. Bir tuş takılı kalıyor. Ya da içeride herhangi bir sıkıntı oluyor. Bir kumanda bozuk sanıyoruz. Halbuki bir sıkıntısı yok. Orijinal kumandanın haricinde yan sanayi kumanda kullanmak da yani çok iyi bir çözüm olmayabiliyor. Biz şu an bu kumandamızı ayağa kaldırdık. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Kör bıçak tercih edin, tercih edeceksiniz. Veya daha iyi aletleriniz varsa plastik açıcılar falan, onlar daha işe yarayabilir. Ama çok da zarar vermemeye çalışın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.